Spor'un kanalı Ülke TV, Spor'un programı Spor & Spor'a hoş geldiniz sevgili Ülke TV izleyenleri. Evet, bugün de birbirinden çok değerli konuklarımız var. Hemen tanıtmak istiyorum sizleri. Selçuk Özdağ, AK Parti Manisa Milletvekilimiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Ömer Bey, hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Diğer tarafımızda İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Adayı Ahmet Öztürk Bey. Kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk Ömer Bey, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, diğer tarafımızda da Süleyman Tıraş, uzman yorumcumuz. Kendisine hoş geldin hoş diyoruz. Hoş bulduk sevgili Ömer. Diğer tarafımızda da Demet Gürbüz, işaret dili tercümanımız. Kendisine hoş geldin diyoruz. Evet. Sevgili Ülke TV izleyenleri, bugün sporun her yönünü, engelliler bir tarafa, işitme engelliler, görme engelliler, bedensel engelliler ve özel sporcularımızın dışında Türk sporunun her yönüne ele alacağız. Çünkü gerçekten bu işin içinden gelen birisi aramızda. Sayın Selçuk Özdağ. Kendisi spor akademisyeni, spor insanı. Hatta ben hemen programa başlamadan önce de kitapları var. Onları da sizlere buradan tanıtarak başlamak istiyorum. Basketbol kitabı yazmış kendisi. Evet, gerçekten değerli bir kitap. Evet, şöyle gösterelim. Evet. Güreş kitabımız var. Yine bir arkadaşımızla beraber güreş kitabımız var. Evet, şöyle güreş kitabımızı da gösterelim. Basketbol ve en son olarak da evet, bugünümüze uygun olarak engellilerde beden eğitimi ve spor kitabımız. Evet. Şimdi sözü kendisine verelim. Evet. Evet. Türk sporumuz nasıl? Evet. Sevgili Özdağ. Evet. Nasıl buluyorsunuz? Ömer Bey, ben 1975-79 yılları arasında Manisa Gençlik ve Spor Akademisi'nde okudum. Orasının mezunuyum. Ve Türkiye'de açılan 3 akademiden bir tanesiydi orası. Anadolu İhsari Spor Akademisi, Gençlik ve Spor Akademisi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi, Manisa Gençlik ve Spor Akademisi. Bizim çok değerli hocalarımız oldu. Oralara girmek oldukça zordu. Herkes giremiyordu. Zaten sayı oldukça azdı. Yani 30-40 kişi okulda, 30-40 kişi İstanbul'da, 30-40 kişi Ankara'da. Bunlar seçkin sporculardı. Ve spora da çok ciddi katkılarda bulundular. Şu anda Türk sporunun hemen hemen çoğunluğu zirvesinde bulunuyorlar. Türk sporuna hizmet etmeye gayret gösteriyorlar. Spor denince akla sağlık, yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik, barış, bunlar geliyor akla. Aynı zamanda rekabet geliyor. Spor denince akla bir ülkenin tanıtımı geliyor. Bir ülkenin dünyadaki yeri geliyor. Eskiden dünya iki kutupluydu. Kapitalist dünya, yani batı dünyası, bir tarafta doğu dünyası, komünist dünya. Ve bu iki dünya iki şeyle yarışıyorlardı. Bir, uzaya füze göndermek, aya adam çıkartmak, astronot çıkartmak. Kim önce çıkaracak, kim daha fazla kalacak orada? İki, sporda yarışıyorlardı. Nerede? Dünya şampiyonalarında yarışıyorlardı ve özellikle sporun zirvesi olan sporun olimpiyatlarda yarışıyorlardı. Olimpiyatlar, evet, kardeşlik, olimpiyatlar dostluk, olimpiyatlar kültürel difüzyonellik, yani geçişlilik, ama aynı zamanda olimpiyatlar bayrakların göndere çekildiği, seremonilerin yapıldığı, ülkelerin kendilerini tanıttıkları, biz güçlüyüz mesajı verdikleri nokta. Sporda zirve. Çok eski yıllarda yapıldı olimpiyatlar. Günümüze kadar da geldi. Spor geçmişte biz Türklerde, ben şunu da söylüyorum. Bizim de Türk dünyasında, bizim kendi tarih sahnemiz içerisinde de bizim olimpiyatlarımız var. Evet. Bizim oyunlarımız var kendimizin. Orta Asya'dan itibaren biz bu ülkelere, buralara gelinceye kadar 5000 yıllık bir tarih var ve hep göç ederek geldik. Buralarda ne olmamız gerekiyordu? Güçlü olmamız gerekiyordu. Çocuklar doğduktan sonra 5 yaşına gelir gelmez yüzmeyi öğrenecekler. Anne babalar öğretecek bunu. Devletin, kabilelerin yetkilileri öğretecek. Evet. Güreşi öğretecekler. İyi tokat vurmayı öğretecekler. İyi ok atmayı öğretecekler. İyi ata binmeyi öğretecekler. Ve iyi at sırtında ok atmayı öğretecekler. Gürs kullanmayı, kılıç kullanmayı, çifte su verilmiş kılıçları kullanacaklar. Neden? O topraklarda bağımsız yaşamak için. Ve göç ederken de her yerde, bulunduğunuz yerlerde, gerek Maveraünnehir'e geldiğiniz iki nehrin arasına, gerek Anadolu topraklarına geldiğiniz zaman, gerek bu topraklarda üç büyük devlet kurdunuz. Anadolu Selçuklular, Büyük Selçuklular ve Büyük Osmanlı İmparatorluğunu kurdunuz. Buralarda aynı şekilde ekonominiz de ayakta duracaksınız. Güçlü ordunuz da ayakta duracaksınız. Orduyu inşa eden de gençleriniz olacak. Her kadın güreşecek, evet. Her erkek güreşecek, her kadın ok atacak, her erkek ok atacak. Çok iyi derecede ata binmeyi bilecekler ve
üç türlü olarak sporu yapacaklar. Nedir bu? Bir, savaşa hazırlık adına yapacaklar. Savaşa hazırlanacaklar. Evet. İki, serbest zamanlarını değerlendirecekler. Yani boş zamanları çok. Evet. Şimdiki gibi modern bir dünyada yaşamıyorlar. O zamanlar bu şekilde elektrik yok. Geceleyin hayat durağan. Gündüz de ne yapacaklar? Ata binecekler, ok atacaklar. Günlük hayatlarını idare edecekler. Tarlalarını sürecekler. O zaman serbest zamanlarını değerlendirecekler. Üç, sağlıklı nesiller oluşturacaklar. Evet. Yani yapmış oldukları bütün etkinlikleri, güreşini de, keçe sanatını da, ok atmayı da bu nedenle yapacaklar. Modern dünyaya geldiğimiz zaman ise bu, aynı zamanda sağlıklı nesiller oluşturabilmek, evet, piramidin tabanını yaymak ve piramidin zirvesinde daha yükseklere çekebilmek, orada da eli sporcuları oluşturabilmek. Osmanlı döneminde sücca tekkelerinde yaptık biz bunu. Tekkelerde yaptık. Nizamnameleri vardı, beslenme uzmanları vardı. Beslenme uzmanları kişilerin hangi besinlerle daha rahat ayakta kalırlar? Fair play nedir? Erdemlilik nedir? Eğer orada sporun kurallarına uymazsanız ne tür cezalar sizi bekler? Orada sücca tekkelerinde kalıyorsunuz. Kulüpler yani. Bugünkü manasıyla kulüplerde kalıyorsunuz. Çok iyi imkanlarda kalıyorsunuz. Ardından siz eğer orada erdem dışı bir hareket yaparsanız, o nizamnamenin dışına çıkarsanız, o yönetmenin dışına çıkarsanız, oradan uzaklaştırılıyorsunuz. Diğer sücca tekkelerde sizi almıyorlar, aç kalıyorsunuz. Bu Osmanlılar bunu yaptılar. Belgrad'da da vardı bu. Bağdat'ta da vardı, Bursa'da da vardı, Diyarbakır'da da vardı, İstanbul'da da vardı, Ankara'da, Anadolu Beylerbeyi'nin başkenti Ankara'da da vardı. Bu Erzurum'da da vardı, bu Belk'te de vardı, Buhara'da da vardı efendim. Cumhuriyet dönemine bir imparatorluk yıkıldıktan sonra, Cumhuriyet dönemine gelmeden önce de biliyorsunuz, Osmanlı'nın son dönemlerinde bir olimpiyat komitesi kurulmuştu. Türkiye'den Ali Sami Yen'i almak istediler. Ama o zamanlar Türkiye'de dernek kurmak yasaklandığı için Abdülhamit dönemi içerisinde sıkıntılar nedeniyle kendisi burada Milli Olimpiyat Komitesi'nin üyesi olarak Dünya Olimpiyat Komitesi'ne üye olamadık ve orada kaldı. İkinci Meşrutiyet döneminde dernekler kurmak serbest kalınca Ali Sami Yen'lerle beraber geldiler burada. Biz varız dediler ve ilk defa olarak da Türkiye'nin Olimpiyat Komitesi'ne dahil oluşunu istediler. 1924 yılında olimpiyatlara gittik biz. İlk olimpiyatlara. Cumhuriyet kurulduktan sonra ilk olimpiyatlara 1924. Hemen bir yıl sonra. Hemen bir yıl sonra. 1924. Ve Cumhuriyet kurulduktan sonra bir yıl sonra kasada para belli ve olimpiyatlara gidecek olan sporcuların çoğunluğu daha önce katıldık mı? Daha önce katıldık. 1908 yılında zannediyorum. Katıldık olimpiyatlara. Paris. Paris olimpiyatlarına katıldık. Daha sonra Londra olimpiyatları var. Ve bu olimpiyatlara giderken Mustafa Kemal'den durumu anlattılar. Bu kasadaki paranın yarısı bu işe gidecek. Ama aynı zamanda Türkiye'nin tanıtımı olacak. Evet. Bütün dünya orada bayrağınız göndere çekilecek. Sporcularınız yarışacaklar. Oraya gittikleri zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sporcuların bir kısmı azınlıklara mensuptu. Ermeniydiler, Rumdular ve orada olimpiyat köyünde Türk bayrağının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağının asıl olmadığını görünce yarışmayacaklarını söylediler. Durum. Dediler ki biz burada bu bayrak asılmazsa yarışmayacağız. Ve bayrak asıldı ve yarıştılar. Bu bizim hoşgörümüzü gösteriyor. Evet. Bu bizim erdemliğimizi, büyüklüğümüzü gösteriyor. Bizim Osmanlıydık, İmparatorluk Bakiyesi'nin kurmuş olduğu bir devlettik. Çok. O günden itibaren Selim Sarıtarcanlarla, Ali Samiyenlerle beraber Türkiye'de spora önem verilmek başlandı. Ali Samiyen ve Selim Sarıtarcan özellikle bu işin mimarı. Sadece kendisi spor yapmadı, kendisi sadece çocuklara sporu sevdirmedi, bu sporu yapacak olan eğitimcileri de eğiticiler yetiştirmek adına faaliyetlere bulundu. Okulların açılması gerektiğini söyledi. Buralarda öğretmenler yetişmesi gerekiyor. Beden eğitimi öğretmenleri yetişecekler. Spor tabana yayılacak ve bir yandan kulüplerimiz olacak. Zaten var, 1903'te kurulan kulüplerimiz var, 1905'te kurulan kulüplerimiz var. 1907'de kurulan kulüplerimiz var. İzmir'de kurulan Altınordu gibi kulüplerimiz var. Ankara'da kurulan kulüplerimiz var. Bu kulüplerle beraber de profesyonel spor gündeme gelmiş olacak. Türkiye o günden bugüne kadar 91 yıllık bir cumhuriyet, genç bir cumhuriyet. O günden bugüne kadar spor adına çok şeyler yaptı. Her iktidar yaptı. Gazi Mustafa Kemal'le başladı. CHP döneminde de yapıldı. Demokrat Parti döneminde de yapıldı. ANAP döneminde de, diğer siyasi iktidarlar döneminde de yapıldı. Ama en çok Recep Tayyip Erdoğan döneminde yapıldı. Son 13 yıl içerisinde spor daha çok tabana yayıldı. Evet. Spor çok daha fazla elit noktaya çıkartmak istendi. Yani bir yandan biz sporu tabana yaymamız lazım. Gelmek istediğimiz noktaya bir yandan geldi. Okullarımızda beden eğitimi spor yüksek okulları kuruldu. Bizim akademilerden sonra buralar eğitim fakültelerine bağlandı. Ardından
beden eğitimi spor yüksekokulları haline dönüştürüldü. Şimdi de fakülte haline dönüştürülüyor. Türkiye'de yanılmıyorsam eğer 67'ye yakın beden eğitimi ve spor yüksekokulu var. Ve burada binlerce öğrenci var. Buradan mezun olan, yani spor yöneticiliğinde, beden eğitimi spor öğretmenliğinde, rekreasyon bölümünde veyahut da antrenörlük bölümünde, spor antrenörlüğü bölümünde mezun olan binlerce öğrenci var. Önemli olan bu öğrencileri liyakatlı ve ehliyetli yetiştirebilmek. Bu öğrenciler yetiştikten sonra bu öğrencileri istihdamını doğru yapabilmek, bunu yapmak gerekiyor. Benim bu konuda Milli Eğitim Komisyonu üyesiyim, Kültür Komisyonu üyesiyim, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesiyim. Ve bu komisyon üyesi olarak da yakın bir zamanda hem bir yandan bakanımıza, Milli Eğitim Komisyonu başkanımıza, eski bakanımıza takdim edeceğim. Aynı zamanda Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığına da takdim edeceğim. Ne yapmamız gerekir? İlkokullarda beden eğitimi dersi var. Efendim ben hemen onu soracaktım yani. Sporu günümüzde tabana yayamadık. Neden yayamadık? Yavaş yavaş geçmişten günümüze geldik şimdi. Neden yayamadık? Evet, onu bir başlayalım. Türkiye'de siyasi irade hiçbir zaman için Türkiye'de tam ve kamil manada iktidar olamadı. Evet. Millet iradesi sandığa kadar vardı. Sandıktan sonra meclise kadar, mecliste ise şeklen vardı. Bu iktidarlara hep birileri ortak oldular. Cuntacılar ortak oldular. Kirli ve şantajcı medya ortak oldu. İyileri tenzih ederim. Kirli ve şantajcı sermayedarlar ortak oldu. Oligarşik bürokrasi vardı. Türkiye esas meselelerle uğraşamadı. Yani bir yandan Demokrat Parti CHP kavgası, bir diğer yandan sağ sol kavgası, bir diğer yandan Alevi Sünni kavgası, bir diğer yandan 1984'ten bugüne kadar devam eden doğudaki terör faaliyetleri, PKK faaliyetleri nedeniyle Türkiye esaslarıyla uğraşamadı. Yani sanayisiyle uğraşamadı, eğitimiyle uğraşamadı. Bir ülkenin kalkınması önce sanayiyle olmaz, eğitimle olur. Eğitim. Eğitimin içerisinde spor da var. Evet. Hani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diyoruz evet, ya. Evet. O zaman sağlam vücutların inşa edilmesi gerekiyordu. Biz esaslarımızla bir yandan sağlığımızla, bir diğer yandan eğitimimizle, bir diğer yandan sporumuzla, bir diğer yandan sanayimizle, teknolojimizle, dış politikamızla uğraşamadık. Coğrafyamızla, kalkınmayla, yollarımızla. Biz neyle uğraştık? Sakalımızla uğraştık, saçımızla uğraştık. Şekille çok önem verdik. Yani zarf önemli değildir, mazruf önemlidir, suret önemli değildir, siret önemlidir. Şekil önemli değildir, önemlidir ama şeklen çok fazla önemli. O şeklin tanımladığı ruh önemlidir. Biz ruhumuza önem veremedik. Veremedim. O zaman siz sporu da tabana yayamazsınız. Spor kanununu çıkartamazsınız. Evet. Şike yasasını düzenleyemezsiniz. Hayvanlarla ilgili bir kanun çıkartmış Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hayvanları Koruma Kanunu 1928 yılında çıkartmış efendim. 1936 yılında tadil etmiş. Daha sonra 2005 yılında AK Parti iktidarında çıkartılmış. Şimdi yeni bir kanun çıkartıyoruz. Hazırladık, genel kurula sunduk. Çağın ötesinde olsun. Çağın da yani Avustralya'nın hayvan hakları kanunu üstünde olsun diyerek biz bunları yeni yeni düşünüyoruz. Yani esaslarımızla yeni uğraşıyoruz. Bir yandan sporu tabana yayacak, ekonominiz güçlü olacak, eğitiminiz güçlü olacak, her yerde okulunuz olacak. Okul yapmışsınız, spor malzemeniz yok. Spor malzemeniz var, spor tesisiniz yok. Spor tesisiniz var, spor öğretmeniniz yok, eğiticiniz, antrenörünüz yok. Bunlar var, okullarınız yok, yüksek okullarınız yok. Ve bunları bir araya getirecek olan helvayı yapacak ustanız yok. Tabii. Ustaları inşa etmeniz gerekiyor. Doğru. Biz bunları yeni yeni inşa ediyoruz. 2010 yılındaki referandum Türkiye'de bir minat. Ondan sonra Türkiye artık sağlıkla ilgileniyor, sporla ilgileniyor. Geçmiş zamanlarda hep şöyle söyleniyordu. Siz şunları yapın, biraz yol yapın, biraz sağlıkla uğraşın ama Türkiye'nin spor politikasını inşa etmeyin. Türkiye'nin dış politikasını inşa etmeyin. Türkiye'nin milli eğitim politikasını inşa etmeyin. Yeni yeni inşa ediyoruz. Bakın Türkiye'de federasyonlar kuruldu ve özelleştirildi evet. Bunlar. Bu federasyonlar özel hale getirildi. Sponsorluk yasası çıkartıldı. Evet. Şiddetin önlenmesi ve düzensizliğin giderilmesi yasası çıkartıldı. Efendim onlara geleceğiz. Evet. Onları parça parça söyleyeceğiz. İsterseniz konumuzun bir parçası da bugün engelliler ve özellikle de işitme engelliler. İsterseniz Ahmet Öztürk'le başlayalım. Ondan sonra peki. Size işitme engellilerle ilgili sizin de zaten kitaplarınız var evet. Bu konuda. Sizden de görüşlerinizi alalım. Evet sevgili Ahmet Öztürk. Öncelikli olarak hayırlı uğurlu olsun federasyon başkanı adaylığınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi defterinde neler var? Projelerde neler olarak, var? Sevgili Ömer. Öncelikli yani, olarak beni buraya davet ettiğiniz için bu güzel ortamda bulunduğum için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi bizim kısaca kendimden bahsetmek isterim öncelikle. 72 Ankara doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimini Ankara'da yaptıktan sonra Gazi İnşaat mezunuyum. Aynı zamanda Bilkent İş Mimari bölümünde okudum. Ama yarım kaldı, bitiremedik.
Daha sonrasında da iç mimariyi Lefke Avrupa Üniversitesi'nde tamamlamak üzere hala öğrenciliğimde devam etmekte. Hayırlısı. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi bu işitme engelliler camiası bizim tabii kökümüz işitme engellilerin içinde. Çünkü benim ailemde hem babam hem amcam işitme engelli. Ben tabii 20 yıl önce bu firmayı, kendi çalıştığım firmayı, inşaat firmasıdır, kurmadan önce bizim işitme engelliler camiasına çok fazla katabileceğimiz bir şey yoktu. Onun için camiadan biraz uzak kaldık. Ama geldiğimiz noktada sağ olsunlar camianın içindeki önde gelen arkadaşlar bizim işitme engelliler federasyonu, spor federasyonunun içinde olmamız için tekliflerde bulundular. Çünkü biz 20 yıldır Ankara'da değişik yerlerde 150 bin metrekareye yakın inşaat yaptık, bitirdik. Onları güzelce teslim ettik. Güzel bir ismimiz oluştu. Bu insanlar... Bu isminizi ki, şimdi işitme engelliler sporunda kullanalım diyorsunuz. Aynı yolda ilerleyelim. Evet. En önemli projemiz. İşitme engellilerde gördüğünüz en önemli proje. Projeden önce ben şeyden bahsetmek istiyorum Ömer Beyciğim. Biz ailecek... dedem üzerine İshak Bey, İshak Öztürk Bey, bugün yıl dönümüdür, ölüm yıl dönümüdür. Allah rahmet eylesin. Bir sene oldu, sağ olun. Onun sayesinde birçok biz sosyal faaliyetlerde bulunduk. Okul yaptırdık, cami yaptırdık, sağlık ocağı yaptırdık, bunları devlete bağışladık hepsini. Sayesinde sağ olsun, nur içinde yatsın. Onun devamında biz akabinde kendimizi birazcık işitme engellilere adamak istiyoruz artık. Bu eksikliklerini gördükten sonra kendimizi birazcık daha onların içine birazcık daha faydamız olabilecek noktalarda gelelim diye böyle bir teklif gelince onları kıramadık açıkçası. Evet. Yapılacak işler bağlamında da ana hatlarıyla işitme engellilerin önce birlik kurması gerekiyor. Birlik, beraberlik olması gerekiyor işlerinde. Evet. Benim en önce hedeflediğim olay buydu. Birlik beraberliği işlerinde kurabilirsek ondan sonrası tıkır tıkır yürür. Çünkü federasyon içinde ayrımcılık mı var? Evet, bir ayrımcılık yani var. Federasyonu her dönemde bir yerlere çekmişler, bir yerlere sündürmüşler ve birlik beraberlik olmadığı için de iş olmamış, iş üretilmemiş. Bunları engellemek için biz birlik beraberliği sağladık. Öncelikli projemiz oydu. Ondan sonra bütün delegelerin bizim desteğimizi aldıktan sonra yolumuza devam ettik. Evet. İlk başta yapacağımız proje tesisleşme ve devletin verdiği imkanları doğru kullanabilme. Çünkü devletimiz çok imkan sağlamış. Bir de önümüzde olimpiyatlar var zaten. Evet. Devletimiz çok imkanlar sağlamış. İşitme engelliler camiasına, öbür federasyonlara sağladığı gibi. Ama bunlar doğru yerlere gitmemiş. Doğru yerlere yatırım. Dünya şampiyonası var. Evet. Dünya şampiyonası var. Olimpiyatlar var efendim. Evet. 2017'de. 2017'de. Olimpiyatlar var. Biz ev sahipliği yapacak Türkiye. Türkiye ev sahipliği yapacak. Nasıl olimpiyat kelimesini, nasıl olimpiyatlar? İşitme engeller dünya olimpiyatları efendim. Dünya oyunları şeklinde. Dünya oyunları şeklinde geçiyor. 52 dünyadaki 52 dünya ülkeden. Çünkü olimpiyat iki türlü, özür dilerim beni bağışlayın. Estağfurullah. Evet, burada gerçek bir spor adamı olunca. Biliyorsunuz normal her yıl yapılan olimpiyatlar. Evet. Bir de hemen olimpiyatların akabinde yapılan paralimpik olimpiyatlar. Evet. Daha sonra yapılanlar hepsi oyunlar. Asya oyunları oyunlar, Akdeniz oyunları oyunlar, evet. İşitme engelleri oyunlar. Evet. Olimpiyat kelimesini kullanmayı yasaklıyorlar. Anladım. Dünya Olimpiyat Komitesi buna izin vermiyor. Evet. Efendim bu noktada işitme engelliler... Evet, yönetmenim beni uyarıyor, aynen doğru diyor. Evet. İşitme engelliler zaten olimpiyat armasını da kullanamıyor efendim. Kendilerine ait bir arma oluşturmuşlar, olimpiyatlara çok benzer. Onunla yola çıkmışlar zaten. 52 ülkeden ülkemize gelecek misafirlerimiz, sporcularımız. Onlar Samsun'da konaklayacaklar, oyunlar düzenlenecek. Ve bunun akabinde gidecekler. Evet. Yani buna çok iyi hazırlanıp altyapısını çok güzel oluşturmamız lazım. Niçin? Şimdi işitme engelliler kendilerine ait bir dilleri var. Bir de dünya lisanı var. Dünya lisanını bilen tercümanları yetiştirmemiz gerekiyor bu noktada. Bunlar için yetiştirmemiz için 2-2,5 yıl gibi bir süremiz kaldı. Ve bunların hepsinin organizasyonunu yapıp temalarının ortaya konulması gerekiyor. Bunlar çok ciddi işler. Bu mevcut yönetimlerle gidemeyeceğini, tabii ki üst düzeydeki yöneticilerimiz de anlamışlar ki bir takım engellemelerle yeni daha güzel çalışabilecek bir yönetime
önünü açmışlar. Evet. Herkesinin el birliği yapması gerekiyor galiba. Kesinlikle efendim. Yani tüm herkesin böyle taşın altına elini koyması gerekiyor. Koyması gerekiyor. Evet. Sayın Özdağ, evet. Sizin bir şabınız var engellere evet. yönelik. İsterseniz birkaç kelam ondan alayım. Daha sonra Bakan Bey'in, Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın VTR'si var, ona döneceğiz. Peki. Evet. Buyurun. Engellerde beden eğitimi spor diye bir kitabımız var. Evet. Ben beden eğitimi spor yüksek okullarımda gerek Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde gerekse Muğla Üniversitesi'nde burada öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştım. Arkadaşlarımızla beraber burada bir boşluk olduğunu hissettik. Türkiye'de 3-4 tane kişi bu konuda çalışıyor. Şu an son zamanlarda çoğalmaya başladı çalışanların sayısı. Yani engelliler beden eğitimi ve sporla uğraşmalı. Evet. Çünkü çok fazla engellimiz var bizim. Sayı olarak, envanter olarak tam olarak bilmiyoruz. Yeni bileceğiz bunu da. Bütün Türkiye'de adrese dayalı olarak, nüfusa dayalı olarak nüfus sayımı yapılıyor artık. Burada sorulardan bir tanesi de, daha önce ben bunu TÜİK'le de konuşmuştum. Ailelere siz nüfus sayımında insanları gönderiyorsunuz. Gönderdiğiniz kişilere aileniz engelli var mı diye sorun. Varsa nedeni var. Kaç kişi? Bir kişi, iki kişi. Nedeni nedir diye sorun. Hangi nevi engelli var? Görme engelli mi? İşitme engelli mi? Zihinsel engelli mi? Ortopedik engelli mi? Gibi sorun. Ardından da sebeplerini sorun. Bir trafik kazasında mı olduk? Evet. Bir doğum esnasında mı meydana geldik? İrsi mi? Genetik olarak mı geliyoruz? Efendim, lafını kestim. Valla öncelerden, yani eskilerden böyle engelli dendiği zaman insanlar böyle hicap duyarlardı, utanırlardı. Ama günümüzde artık o şey kalmadı. Neden kalmadı efendim? Şundan dolayı kalmadı. Engellilere, engelli olan her çocuğa devlet yardım yapıyor. Yardım yapıyor. Hükümet bu noktada çok ciddi çalışmalar yaptı. Evet. Engelli olan ailelere de bakım ücreti olarak bunu veriyorsunuz. Evet, aynı zamanda bütün belediyeler, Manisa'da, bizim Manisa'mızda İl Özel İdaresi varken biz orada iki tane, birini Sayın Bakanımıza, daha önceki Bakanımız Suat Kılıç Bey'e, ardından Çağatay Kılıç Bey Efendi'ye çok teşekkür ediyorum. Onlar o dönemde başladı ve devam etti. Bir özel dizayn edilmiş araba geldi. Bir ilçemizde diğer araba, bir ilçemizde diğer spor yapmak isteyen engelli çocukları evlerinden aldılar. Evet. Gençleri spor tesislerine götürdüler. Spor yaptılar. Evet. Ve o insanlar tekrar yeniden evlerine, aynı yerlere bırakıldı. Evet. Anne babaları aldılar. Evlerine bir kere engellilerle ilgili son zamanlarda çok ciddi değer veriyoruz. Aynen. Bu aynen. engeller bizim çocuklarımız. Önce bir kere engelli olmayı engellememiz lazım. Evet. Bir kere anneleri bilinçlendirmemiz gerekiyor. Trafik kazalarını önlememiz gerekiyor. Aynı zamanda iş kazalarını önlememiz gerekiyor. Evet. Çünkü bu bizim servetimiz, en büyük servetimiz insan kaynağımız bizim. İnsan kaynağımızın gözünü kaybetmemesi, felç olmaması, ortopedik engelli olmaması, kolunu kaybetmemesi, işitme engelli olmaması, bunlar zihinsel engelli olmaması noktasında çabalarımız ve gayretlerimiz olması gerek. İkincisi evet. olduktan sonra en aza indirmek, olduktan sonra da bu insanları tüketen bir varlık haline getirmek yerine üreten kişiler olmaları gerekiyor. Gerek ekonomide üreten, gerek eğitimde var olan, gerek sporda var olan noktasında çalışmalar yapmak. Bu nokta yapılıyor zaten. Artık okullarda bu arkadaşlarımız için çok ciddi okullar var. Okullarda kaynaşmalı eğitimle beraber bu insanlar artık kesinlikle dışlanmıyorlar. Evet. Anne babalar çocuklarını sokağa çıkartmaktan, okullu yapmaktan, spor yaptırmaktan utanmıyorlar, çekinmiyorlar. Neden? Onlar bize emanet, ama Allah'ın emanetleri. Bunlar, sosyal devlet oluyoruz. Bunlar yine Cumhurbaşkanımızın sayesinde oldu. Bu kimse bunu inkar edemez. Sayın, yani. Sayın Recep Tayyip Erdoğan hükümetleri evet. döneminde, 12 yıllık iktidarlar döneminde yapılanlardır evet. bunlar. Zaten federasyonlar çalışıyorlar. Paralimpik olimpiyatlarda da zaten Ömer Bey çok ciddi dereceler alıyoruz. Bakın. Doğru. Olimpiyatlar onlardan da, daha çok 70, alıyoruz. Sayın Özdağ. 77 milyon kişinin yapamadığını, bir noktada sağlıklı insanların yapamadığını, benim engelli kardeşlerim evet. paralimpik olimpiyatlara evet. gidiyorlar. Paralimpik olimpiyatlarda ay yıldızlı bayrağı göndere çekiyorlar. Doğru. Yanılmıyorsam 50'ye yakın kişi gittiler ve derece aldık. Yani. Aldık. Tabii. Madalyalar aldılar, tabii. altın aldılar, gümüş aldılar, bronz aldılar. Daha başarılı evet. oldular. Evet, bunu aynı şekilde Gençlik Spor Bakanlığı da yapıyor. İl müdürlüklerine talimat verdi. Evet. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, işitme engelliler ve diğer engelli federasyonların bünyesinde çalışanlara her türlü kolaylık sağlanıyor. Evet, bu konuda bu şekilde. Evet sevgili Ülke TV izleyenleri, spor dop dolu ve stüdyomuzda da aynı şekilde misafirlerimize doyamıyoruz sohbet etmeye. Ama İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanımız Sayın Ahmet, Başkan adayımız Sayın Ahmet Öztürk'e hemen ben dönmek istiyorum. Çünkü biraz önce yarım kalmıştı konuşması. Evet. evet. Ne şimdi, diyeceksiniz? Sevgili Ömer Bey, bizim Ankara'daki STK'lar var. 20'ye yakın STK var. Sosyal faaliyetlerde bulunan. Bu STK'lar geçenlerde bir ödül töreni oldu Ankara'da. O ödül töreninde sağ olsunlar beni de layık gördüler. Hı hı.
İsmi Astop, ödül töreniydi. Hı hı. Ankara Sivil Toplum Örgütlerinin ödülüydü. Evet. Orada bizi ön plana çıkarmalarının nedeni de sosyal sorumluluk projelerine imza atmamızdı. Sosyal sorumluluk projelerinde çok fazla öne çıkmışız zannediyorum Ankara'da. Onunla beraber şimdi İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nda öne çıkmamızı destekler bir ödüldü aslında. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, bizi layık gördüler. Bundan sonraki süreçte mesela yaşadığımız olaylara, geçmiş yaşadığımız olaylara bakacak olursak, çocuklarımızın yurt dışındaki turnuvalara gidiş gelişlerinde bile büyük sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları öncelikle halletmemiz gerekiyor. Mesela bir örnek verecek olursam. Buyurun. İzmir'deki bir kulübümüzün çocukları İsveç'te düzenlenen bir yarışmaya katılmak için uçak biletleri geç kalındığı için alınamamış ve otobüsle 3 gün boyunca götürülmüşler. Yani, bu yani tasarruf edelim diye değil, değil mi? Orada ben çünkü nasıl şimdi, Sayın Cumhurbaşkanımız diyorsa evet, dünya beşten büyüktür. Evet. Ben de onu söyleyeceğim. Türkiye şimdi, Cumhuriyeti temsilen, Spor Bakanlığı, Gençlik evet, Spor Bakanlığı 10 sporcusuna uçak bileti alamayacak kadar küçük değil. Değil. Aynen. Tabii ki aynen, değil. Evet. Bunun şimdi, bütçesini ayırmış. Kesinlikle. Devletimiz bütçesini ayırmış efendim. Devletimiz, ama federasyonda sıkıntılar olduğu için federasyon aktaramamış. Şimdi yarışmaya çocuklarımızı gönderiyoruz, çocuklarımızı yorgun gönderiyoruz. Yani bunların olmaz, ortadan kalkması olmaz, lazım. Olmaz böyle. Bunlar kabullenilemez. Evet. Yani bunları ortadan kaldıracağız, birlik beraberliği kuracağız, temin edeceğiz ve tesisleşmeye gideceğiz efendim. Bir tane İşitme Engelliler Spor Federasyonu tesisi yok. Evet. Kendi tesisleri olursa daha çok motive olurlar. Çünkü bu insanlar bedenen bir sıkıntıları yok. Bu insanlar daha çok motive oluyor çalışırken, spor yaparken. Daha çok şampiyonluklara ulaşabiliyorlar ve işitme engellilerin bir isim olması lazım. Evet. İsim, yani bir sponsorluk değerinin olması lazım. Nasıl bir Fenerbahçe, Galatasaray'ın sponsorluk değeri varsa bizim temel hedefimiz işitme engellilerin sponsorluk değerinin yapmak. Hem değer verildiğini anlayacak Türk evet, insanı, evet, işitme evet, engelli insanı evet, evet, hem evet, de marka olacak. Marka olacaklar. Evet, evet. Marka olmak bizim evet, ön şartımız efendim. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Sayın Özdağ, ben söz vermeden önce biz tabii Türkiye Spor Yazarlar Derneği'nin üyesi, yönetim kurulu üyesi olarak biz de İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı seçiminde oy kullanacağız. Evet, burada bir yanlışlık şey olmuş zannediyorum. Ben başkan adaylarından hiçbir kimseye imza vermedim. Onu da herhalde zannediyorum birisi imza, benim adıma imza almış evet, gibi göstermiş. Evet. Benim imzam evet, yok. Bunu buradan açık ve net söylemek istiyorum. Biz Türk sporunun emrinde ve yanındayız. Kim faydalı olacaksa onun yanında. Yani sizin gibi, sizin gibi 100'e yakın arkadaşımız, delege arkadaşımızın imzası taklit edilmiş durumda. Evet. Biz onları pazartesi sabah savcılığa suçluyoruz. Başkan adayımız olarak, Emin Sefil miydi? Efendim, ismini telaffuz etmek evet, istemiyorum. Evet. Ben ona öyle bir imza evet, vermedim. Evet, evet, sevgili Selçuk Özdağ. İki konuya temas etmek istiyorum. Evet. Bir, Türkiye'de engellilerin envanteri çıkması gerekiyor. Aynen. İkincisi, bu engelli sayılarına göre, nevisine göre işitme engelliler daha çok nerede var? Ortopedik engelliler hangi şehirde daha fazla var? Ona uygun okulların orada açılması gerekiyor. Ona, onlara uygun spor tesislerinin daha çok ağırlıklı verir. Bu rantabul olmanın, fizibul olmanın gereğidir bu. Siz işitme engellilerin yoğunlukta olduğu bir yere ortopedik engellerle ilgili okullar açarsanız, tesisler kurarsanız yani, rantabul olmaz. Olmaz. Bu paramızı çarçur etmiş oluruz. İkincisi, böyle bir fizibilite çalışması yapıldı mı sevgili Özdağ? Bence Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve federasyonlar ortak çalışmalılar bu konuda. Kesinlikle. Hatta ve hatta kesinlikle, üniversitelerle ilgili de, yani YÖK'le beraber çalışmalı. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulları, eğitim fakülteleri de birlikte çalışmalı. Bunu yapmalıyız. Bunu yapacak olan kapasiteye de sahibiz. İkincisi, bakın Türkiye'de beden eğitimi öğretmenleriyle ilgili sıkıntımız var. Nedir sıkıntı? Burada 68 üniversitemizde fakülte ve yüksekokulumuz var. Çok fazla bir yığılma var. Evet, herkes üniversitelere gelmeli. Üç nesil üniversiteli olmadıkça bu ülke kalkınmaz. Anne üniversiteli, baba üniversiteli olacak. Evet. Çocuk üniversiteli, torun üniversiteli olacak. Evet, herkes üniversiteli olsun. Türkiye'de bir gelenek de var. Üniversiteyi bitiren devlet kapısına yöneliyor. Evet, devlet kapısına yönelmesin ama devlet de bu işleri doğru dizayn etmesi gerekiyor. Bir yandan özel sektör bunları istihdam etmeli. Evet. Bir diğer yandan kendileri iş istihdam yaratmalılar, kendileri iş bulmalılar, spor tesisleri kurmalılar, spor kompleksleri inşa etmeliler, spor tesisleri, malzemeleri satan dükkanlarda olmalılar. Bunları yapmalılar. Antrenörlük yapmalılar.
Rekreasyon uzmanları olmalılar, yönetici olmalılar. Lafınızı kestim, özür diliyorum.